Ya bence çok önemli bir ayrıcalık bence. Çok gurur verici. Çok büyük insanlar yetiştirmiş. İşte devlet görevlerinde bilim insanları olarak en basitinden Cahit Arf paralarda bile resmi olan bilim insanı, teorisyenler gerçekten çok önemli işler başarmış. İnsanlar yetiştiler. Böyle bir ailenin mensup olmak bence çok gurur verici. Böyle önemli bir üniversitenin bir parçası, böyle bir ailenin bir parçası olmak çok gurur verici, çok onur verici. Şu anda benim 3 tane torunum var. Torunlarım da ileride anneannelerinin, babaannelerinin böyle bir ailenin mensubu olduğundan çok mutlu olacaklar, gurur duyacaklar diye düşünüyorum. Bilimsellikten ayrılmamak, insancıl olmak, adil olmak, ülkeyi ve insanlığı sevmek, dünyayı sevmek. Bu doğrultuda aldıkları eğitimi kullanmalarını öneriyorum. Zaten mühendislik yemini ettiğimiz zaman da aslında eğitimimizi hep doğru için, iyi için kullanacağımıza söz veriyoruz, yemin ediyoruz. Bence bu erdemlerden hiç sapmamaları gerekiyor, daha iyi bir dünya için. Aslında mutlu oldukları mesleği yapsınlar. Umarım mutlu oldukları bir branş seçmişlerdir ve onu okuyorlardır diye ümit ediyorum. Buradan aldıkları bu İTÜ bir ekol. Ve bu ekolden buradan aldıkları sadece mühendislik eğitimi değil, farklı bir eğitim alınıyor. Hani bir öğretim gibi düşünelim. Onu da kendi ailelerine, çocuklarına aktarmaları çok önemli diye düşünüyorum. Bu bir farklı bir terbiye ve bunun nesilden nesile geçmesi çok önemli. Bugüne kadar gelmiş, 250 yıldır gelmiş. Bundan sonra da gelmesi çok önemli. Bunu hiç bundan ayrılmamaları, bu yoldan ayrılmamaları gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında hep dediğim gibi yani insanlık için, ülke için faydalı şeyler yapmaları, mesleklerini hep bu yönde kullanmalarını öneririm. Daha nice 250'lere diyorum. Hep bu doğrultuda, bu çizgide her zaman daha güzel insanlar yetiştirmelerini diliyorum. Tüm İTÜ ailesinin, İTÜ'den gelip, İTÜ'ye gelen ve İTÜ'den giden herkesin çok insanlığa faydalı bireyler yetiştirmelerini, aynı bu yolda devam etmelerini diliyorum. Daha nice 250'lere diyorum. Göremeyeceğiz ama görenler olacak.